Aslında fark ederseniz üç meslekte çok içe girmiş. Senin ekstra müzikle ilgin olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla kendi aranızda da konuşabilirsiniz. Burada herkes kendi aranızda konuşabilir. Hani işin mutfağında, işin işte şeyinde edebiyat öğretmenliğinden tamam bir aşk okurken. Evet. Aşk yaşadık mı? Pişman oldum ya. Öğretmenliğe geri dönsem bak şimdi Milli Eğitim Bakanlığı yeni yeni tasarılar yapıyor bilmem ne falan filan. Biraz daha sen geliyorsun. Yani pişman oldum mu? Olmadım. Tabii ki pişman olmadım. Bu da çok eğitimcilik güzel. Eğitimcilik devam ediyor mu? Yapıyor musun arada bir eğitim? Deniyorum, direniyorum yapmaya. Çünkü işte bir Erasmus geçmişim falan, ondan sonrasında üniversite işte sosyoloji okuyorum aynı zaman, son sınıf tek dersim var bitirebilirsem. Harikulade. İşte onunla çift anadal yapmaya çalışıyorum, bir şekilde harmanlamaya çalışıyorum, kopmamaya çalışıyorum. Tamam. Hani bir gün olursa emekliliğim bence dönebilir oraya, istiyorum çünkü çok büyük umutlarla mezun oldum okuldan. Hiç böyle bir hayata evrileceğimi bilmiyordum ama... Güzel oldu be, çok mutluyum. Peki bir şey, Erasmus'ta falan şarkı yaptıracak bir İlham amca falan geldi mi hiç? Ya yurt dışında... Hani şey desin, bu bekliyorsun bilmem yani biraz daha... Yok, hiç mümkün olmadı. Duygular şelal edilir yani oralarda. Daha çok Çağdaş Türk lehçeleriyle ilgilendim ben. Hmm. İşte Kırgızca üzerinde bir dille uğraşıyoruz. O da böyle daha dilin matematiğiyle ilgili olduğu için edebiyatın daha o vurucu tarafından uzaktaydı. Daha matematik gibi düşünün bu tarafı. Anladım. O tarafla ilgilenince de çok şey olmadı, beni itmedi yani. Kırgız türküleri falan nasıl, onlar iyiler mi? Kırgızların mesela sözlüğüyle ilgili çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Öyle mi? Tabii ki. Yani böyle bir sözlük oluşturalım, edelim. Çok zor buluyoruz şeylerini. Öyle olduğu için de işte yazılı metinler, belki bazı şiirler bulabiliyoruz. Onları incelemeye başlıyoruz yani. Anladım. O konuda kötüyüz ve dertliyiz. Aman, yani gerçek. Aman Türkologlar yani. Olarak kötü bir durum.